Ay Geziyorum'da Playa del Carmen'e geldik ve Playa del Carmen sokaklarında şimdi keşiflere başladık. Tabi ince uzun kocaman bir alışveriş sokağı var hemen. Kente girer girmez bunu görüyoruz. Alışveriş olmazsa olmaz ve bu dükkan özellikle duvar süsleriyle, tavan süsleriyle çok meşhur. Bakar mısınız ne kadar ilginç. Gerçekten çok ilginç ve çok üretken olmuş. Evet, Meksika şapkamla geziyorum. Tabii ki bu sıcakta en güzel bu şapkayla gezdir Meksika sokaklarında. Meksika'nın Karayip kıyısı yıl boyu sıcacık havaya sahip. Turistlerin dört mevsim gözdesi olan bu bölge, ilginç hediyelik eşyaları, renkli sokakları, yöresel lezzetleriyle oldukça beğeni topluyor. Playa del Carmen bölgenin en önemli turizm kenti. Yaklaşık 150 bin kişilik nüfusu var ama tabii turizmden kazandığı için burası gelirini, bu nedenle nüfus asla 150 binde kalmıyor ve kat be kat daha fazla rakamlara çıkıyor. Quintana Roo eyaletindeyiz biz şu anda ve bu eyaletin en güzel kentlerinden birindeyiz. Karayipler Denizi'nin kıyısında yer alan bir bölge burası. Özellikle şahane plajları var ve işte bu caddeyi yürüyerek birazdan şahane plajlara ulaşacağız. Peki bu güzel, bu meşhur Playa del Carmen Caddesi'nde neler var? Burası trafiğe kapalı bir cadde, onu söylemek istiyorum. Tamamen turistlerin yürümesi için güvenli bir alan oluşturulmuş. Hem sağda hem solda cadde boyunca geleneksel lezzetlerin tadılacağı restoranlar, alışveriş yapılacak geleneksel ürünlerin satıldığı harika butikler ve dükkanlar yer alıyor. Ben de tabii ki burada bakın şapka almadan hayatta çıkmadım. Meksika'yı bu güzel şapkamla geziyorum. Çok keyifli bir kent. Biz sabahın ilk saatlerinde geldik bu arada, onu söylemek istiyorum. Yine de bir yoğunluk var, görüyorsunuz. Özellikle sakin plajlarda denize girmek isteyenler çok erken saatlerde geliyorlar. Çünkü öğleden sonraya doğru bütün plajlar ve bu yollar, caddeler binlerce turist ağırlıyor. Meksika'nın Quintana Roo eyaleti, turizmin merkezi. Evet, Yakupcan arkadaşını buldu. Bakar mısınız, aynı şapka. Tam bir Meksikalılar gibi Yakupcan da. Bu beyefendi Meksika devrimini başlatan beyefendi ve bu nedenle de burada bakın görüyorsunuz heykelini dikmişler tam da şehrin merkezine. Evet, Yakupcan Meksika şapkasıyla çok güzel geziyor. Bu şapkalardan tüm dükkanlarda bulmak mümkün. Wow, işte bakın böyle Playa del Carmen'in sokaklarında gezerken Amazon ormanlarındayız sanki. Bakın bakın şu doğaya bakın. Wow, harika. Bayıldım. Çok hoş gerçekten. Ormana restoran kurmuşlar. Playa del Carmen'in özelliği bu. Tamamen doğal mekanlar ve şöyle bir durum var. Hava burada hep sıcak olduğu için insanlar dışarıdalar. Burası restoran artı senote. Görüyorsunuz burada da senote yazıyor. Evet. Doğal bir oluşum, yine bir obruk var burada. Ama zamanında restoranlar burayı çok güzel bir şekilde kapatmış ve mimari hiç, doğallığı hiç bozmamışlar. Görüyorsunuz su kaynağı olduğu için de her yer yemyeşil ve muhteşem. Aynı zamanda burası otantik bir Meksiko restoranı. Playa del Carmen'de yemek yiyebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi. İsmi de Authentic Mexican Food. Yani çok hoş bir yerdesiniz. Çok hoş ya, resmen doğal bir Amazon ormanı gibi. Aynen öyle, aynen öyle. Harika yapmışlar. Harika. Hemen bu mekanda size şöyle bir gösterelim. Bakın Playa del Carmen'de nasıl yerlerde yemek yiyebilirsiniz, nasıl yerlerde zaman geçirebilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Doğal bir obruk burası. Ve doğasına da hiç dokunmamışlar. Ormanlar, bakın ağaçlar, bitkiler aynı olduğu gibi duruyor. Gerçekten şahane bir ortam yaratmışlar. Bravo. Meksika'da en çok hoşuma giden şey bitki örtüsüne dokunulmuyor olması. İnsanlar doğaya saygı duyuyorlar. Playa del Carmen'de yavaş yavaş sahile yaklaşırken asla almadan duramayacağım bir şapkacı görüyorum. Burada bu beyefendiden güzel bir şapka satın aldım. Meksika demek şapkaları demek biliyorsunuz. Ne kadar ödedim? Pazarlık çok önemli burada. 500 peso dedi. Biz pazarlıkla 300 pesoya düşürdük. Çok da sevdiğim şapkalardan biri. Gracias brother. Ve artık bu güzel kenti ünlü hale getiren sahiline çıkıyoruz. Şu anda kente ismini veren plaj kısmına geldik. Bakar mısınız? Plaj inanılmaz güzel. Bembeyaz kumlar var. Hemen önünde de Playa del Carmen yazısı. İşte burası en meşhur fotoğraf çektirme noktası. O kadar meşhur ki görmüş olduğunuz gibi tüm buraya gelen turistler bu rengarenk yazının önünde fotoğraflarını çektiriyorlar.
Şunu söyleyeyim, burası merkez, denizin merkezi, plajın merkezi. Harika, bakın tropikal ağaçlar var ve insanlar bu tropikal ağaçların altında gölgeleniyorlar efendim. O kadar sıcak bir hava var ki insanlar burada gölgeleniyorlar. Hava çok rüzgarlı. Şöyle plajı göstermek istiyorum size. Bembeyaz renkli şahane bir plaj, bakar mısınız? Nasıl güzel bir renktir. Tabii şunu söylemek istiyorum. Bugün rüzgar dedik var. Normalde bu kentin denizi dalgasız. Hayatta fırtına olmaz, rüzgar olmaz. Ama bugün bize özel Playa del Carmen sürpriz yaptı. Bakar mısınız? Nasıl bir dalga, nasıl bir rüzgar var? Olsun, dalgalı da çok güzel. Ve yine bakın şöyle ilerliyorum. Dalgalı olmasına rağmen denize giren insanları görebiliyoruz buradan. Normalde burayı dalgalı görmek mümkün değil. Neredeyse kasırga gelecek şansımıza. Suyun güzelliğine bakar mısınız? Aman Allah'ım. İşte Karayipler denize. Evet, bu arada okyanus geliyor. Tabii ki okyanusu bir kolu olduğu için şu anda bulunmuş olduğumuz bu güzel renkli deniz, yavaş yavaş suların da yükseldiğini görüyoruz. Rüzgarın sürpriziyle karşılaşınca daha serin bir havada gezme şansına sahip oluyoruz. Sahilde rüzgardan dolayı dalgaların getirdiği yosunlara teslim olmuş durumda. Ama sabahtan gelen ekipler kıyıya vuran binlerce yosunu temizlemek için canla başla çalışıyorlar. Hemen şunu da göstermek istiyorum. Tabii çok dalgalı olduğu için yosunlar kıyıya vurmuş durumda şu anda. Ve bakın insanlar, görevliler gelmişler. Kıyıya vuran bu yosunları itinayla ve özenle topluyorlar. Ne kadar güzel bir çalışma. Gerçekten belediyeyi tebrik etmek lazım. Bölge turistik olduğu için plajda çalışmalar, temizlemeler asla bitmiyor. Deniz buranın her şeyi. Burası işte bu güzel turkuaz sularıyla meşhur ve bölgenin en önemli tatil kenti. Yazında, kışında, bizim ülkemize kış geldiğinde de yine burada tatil yapılabiliyor. Playa del Carmen, Meksika Rivierası'nda Meksika'nın en hızlı büyüyen ve gelişen şehirleri arasında yer alıyor. Turizm adına turistlere en doğal hizmet sunan bir bölge burası. Tarihte küçük bir balıkçı kasabası olan Playa del Carmen bugün önemli bir dalış ve tatil merkezi. Playa del Carmen buranın böyle, nasıl söyleyeyim size, insanların rahat, mutlu, huzurlu olduğu, harika alışveriş merkezlerinin olduğu, müthiş restoranların olduğu, çok güzel plajların olduğu bir bölge. Bundan 30 sene önce lokal rehberimiz Roberto'nun gösterdiği fotoğraflarda her taraf, ama her taraf kumluk ve böyle toprakla çevrili küçücük bir balıkçı kasabası. Sonra buranın değeri anlaşılıyor, denizin muhteşemliği anlaşılıyor. Tabii Amerikalı turistlerin de ilgisini çekiyor bu. Bu turistlerin ilgisini çektikten sonra burası büyüyor, büyüyor, büyüyor. Kocaman bir bölge oluyor. Alışveriş merkezleri kuruyorlar. Ondan sonra buradan Cozumel Adası'na feribotlar koyuyorlar. Aynı zamanda plajları müthiş tesislerle donatıyorlar. Restoranlar kendine münhasır. Biraz önce girdiğimiz restoranı da gördünüz. Burada genelde dünyada göremeyeceğiniz tarzda yerler var. Evet. Çok hoş yerler var ve Meksika yemekleri de biz Türkler için harika bence. Evet, bence ondan de. Sonra gayet güzel takolar, fahitalar, burritolar. Yalnız müthiş. Ben döner gördüm burada. Döner var, evet. Çok ilginç. Döner Meksika'nın mı, Türkiye'nin mi? Türkiye'nin. Kesinlikle yok. Hiç kaptırmayız öyle şeyleri. Ama şöyle, Almanya'da yaşayan bir Türk'ün buraya geldiği, lakabının pastör olduğu, ondan sonra pastör Murat mıydı, öyle bir ismi vardı. Ve burada döneri tanıttığı söyleniyor. Allah daha Allah. Sonra her yerde dönerin ismi burada pastör olarak geçiyor. Herkes pastör olarak biliyor döneri. Enteresan bir yer. Ondan sonra pastör dediğiniz zaman hemen gösteriyorlar size. En iyi pastör şurada yenir gibi. Dolayısıyla buradaki ismi döner değil, pastör. Onu da evet, bilelim. Çok enteresan. Döner görürseniz şaşırmayın. Evet, harika bir yerdeyiz. Çok güzel bir yerdeyiz. Playa del Carmen. Carmen ismi de nereden geliyor? Evet, ben onu söyleyeyim. Katoliklerden geliyor. Aziz Carmen'den geliyor.
olduğu söyleniyor. Bir rivayete göre de az önce rehberim Roberto anlatıyordu. Burada Carmen adında büyükçe bir balıkçı var. Küçük bir kasabayken. Ondan sonra bu balıkçı buranın geleceğini görüyor ve buradan arsaları almaya başlıyor. Hadi ya, evet, Carmen arsaları alıyor. Sonra bütün plaj hattını sadece kendisi almış oluyor. Aa, ve ismi Playa del Carmen olarak koyuyor. Yani Carmen'in plajı. Evet. Playa plaj demek. Evet. Dolayısıyla Playa del Carmen bu şekilde de olduğu söyleniyor. İki tane rivayet var yani Playa del Carmen'le alakalı. Bu kadar dönerden ve yemekten bahsedince karnımız acıkıyor ve meşhur bir takocuya geliyoruz. Tabii ki de Meksika'ya kadar gelip de Meksika'da taco yemeden dönmek olmaz. Şimdi çok güzel meşhur bir takocuya geldik ve siparişimizi verip Meksika'nın meşhur takosunu yerinde deneyeceğiz, yerinde tadacağız. Ben de çok merak ediyorum, gerçek taco acaba nasıl bir lezzete sahip? Hemen bakın, güzel burada bir dükkan var. Ben yalnız şöyle baktığım zaman döner dikkat çekti. Hemen şöyle içeri geçmek istiyorum. Meksika'da da döner yapıldığını biliyor muydunuz? Ben de şu anda ilk kez burada gördüm ve bir yaşıma daha girdim. Bakın, biftek etlerini üst üste koymuşlar. Güzel de böyle bir marine etmişler. Bakın, aynı bizim döner tezgahında yavaş yavaş eti pişiriyorlar. İşte Meksika'nın dönerini şu anda sizlere göstermiş oldum. Çok şaşırdım. Acaba tadı nasıl? Ama buradan gayet güzel görünüyor. Meksika, Brezilya, Arjantin, Paraguay, Uruguay bu bölge biliyorsunuz hep biftek etleriyle çok meşhurdur. Bu nedenle de biftek etlerini her yerde görebiliyorsunuz. Şimdi takoları hemen göstermek istiyorum. Taco nedir? Aslında bizdeki dürüm diyebiliriz. Güzel lavaş ekmekleri var. Lavaş ekmeklerin içerisine tavuklu etli, içine böyle salatalar koyup bir güzel harmanlıyorlar ve dürüm yapıp İkram ediyorlar. Ya da dürüm olmasa da o güzel ekmeğin üzerine koyuyorlar. Siz kendiniz dürüm yapıp yiyorsunuz. Hemen şöyle gidiyorum. Burada bakın soslar bulunuyor. Yine bu takolarınızın içine, dürümlerinizin içine ne istiyorsanız. Salata var, bakın mantar var, kızartılmış biber var ve yine farklı farklı acı soslar. Meksika aynı zamanda acısıyla da meşhur biliyorsunuz. Biber soslarıyla meşhur. Çeşit çeşit acı soslarını da takolarınızın içine koydurabiliyorsunuz. Şimdi fiyatlardan da bahsedelim. Fiyatlar yaklaşık 200 liradan başlıyor ve 300-400 liraya kadar çıkıyor. En pahalı menü yaklaşık 600 lira civarında. Ama çok doyurucu ve porsiyonlarının da büyük olduğunu söyleyebilirim. Biz şimdi beyefendiye, Yakupcan'la menüye baktık. Yakupcan etli, müftekli taco istedi. Biz de Yasin'le beraber menüden karışık hem etli hem tavuklu bir taco seçtik. Şimdi onun siparişini vereceğiz. Ve birazdan soframıza gelecek. Hep birlikte göreceğiz nasıl bir şey yiyeceğiz. Geleneksel Meksika yemeği taco yapımında çeşitli etler, peynirler ve sebzeler kullanılıyor. Salata ve patates kızartması eşliğinde takomuz servis ediliyor. Çok lezzetli görünüyor. Takolarımız artık geldi. Yakupcan'ın istediği oldu ve orijinal yerinde Meksika'da gerçek takonun tadına bakacağız. Yakupcan etli, minik minik bakın kuşbaşı doğranmış biftek etli. Taco söyledi. Minik lavaş ekmekleri var. Salatası, patates kızartması yanında. O kadar acıkmış ki Yakupcan gerçekten. Yakupcan'ı durdurmak mümkün değil. Biz de tavuklu ve etli karışık söyledik. Yine bizim tabağımızda da salata ve patates bulunuyor. Ekmeklerini de göstermek istiyorum bakın. Lavaşları çok küçük. Gayet güzel görünüyor. Merak ediyorsunuz tabii. Ben de merak ediyorum gerçekten. Meksika takosu nasıl? Şöyle etinden, tavuğundan koyuyorum, patatesinden koyuyorum. Bizim bildiğiniz dürüm kebabın küçültülmüş hali ama büyük olan tabii lavaşlar da var. Ekmeği çok şahane. Bildiğiniz lavaş ekmeği, hafiften baharat var. Yağlı. Et ama mükemmel. Biftek o kadar güzel pişmiş ki gerçekten Meksikalılar et işinde çok başarılılar. Şimdi takomuzu yiyelim. Meksika'nın tadını çıkaralım, keşiflere devam edelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.